Kesmeden magazin dünyasında hızlı bir tura çıkıyoruz. Bakalım kim kiminle, nerede, nasıl objektiflerimize yansımış izleyelim. Utopya, çıldırtan İstanbul trafiği ünlü çifti vapurcu yaptı. Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı'nın vapur sefası. Baş edemiyoruz, o yüzden de en pratik yol deniz yolu. Eşi istedi, soyadını değiştirdi. Yeliz Güleç. Sarışın Ağa Halil kibar maço çıktı. Kıskançlık olayını çok güzel yendik. Safiye'nin faiği Nişantaşı'na inerse. Bir çay içtim 10 lira. Safiye'siz sosyeteye girdi. Kadınların hücumuna uğradı. Magazin dünyasından hareketli mi hareketli bir haber turuna çıkıyoruz. Etiler'de bir motosikletli çifte takılıyor gözümüz. İlker Aksun ve sevgilisi bu çift. Sevgilisini indirir indirmez gazlıyor İlker Aksun. Hey! Hey! Yazık, kızcağızın kaskı elinde kala kaldı. Ne yapsam diye bakınıyor etrafa. Bir motorcu daha. Engin Altan Düz Yatan da motorundan vazgeçemeyenlerden. Şükür çalışıyoruz. Ayşe Öz Yılmazel bir arkadaşıyla toplantıdan çıkmış. Toplantı vardı, şimdi ötekine gidiyoruz. Biraz bitkin görünüyor nedense. Üfleseniz yıkılacak. Yorgun görünüyor. Çok halsizim artık, bir de şey yapıyorum, diyet. Şeyda Coşkun'la çalışmaya başlamış. Yakında o da tığ gibi olur. Şeyda'ya gidiyorum. Şeyda'ya mı sizde? Evet evet. 3 gün oldu. 2 kilo verdim. Aşkı biten her ünlü bayan gibi bakıma almış kendini. Sevgilisi Berk Suya Batmaz'dan ayrıldığını hatırlatalım kısa süre önce. Hiç halim yok, bugün inanılmazım yani. Niye öleyim bilmiyorum. Muazzez Ersoy'u Nişantaşı turunda görüyoruz, şaşırıyoruz haliyle. Binde bir çıkıyorum, burada bir mağazaya uğradım, bir şey sipariş etmiştim, o gelmişti. Onu aldım ve gidiyorum. Ilgaz Dağları'nda soğuğun merkezinde klip çekti geçtiğimiz hafta. Hoş bir klip çektim. Artık başka çare yok, senden bana fayda yok. O bir nostalji kraliçesi. Sanat müziği eserleri ondan sorulur. Ajda Pekkan'ın sanat müziği albümü yapması soruluyor. Popçular da Türk sanat müziği okuyabilir. Son günlerin malum polemiği, Kürt tartışması soruluyor. Yanıtı ilginç. Milletin sırtına giydiği deri ceketler neden yapılıyor? Nereden yapılıyor? Deri nereden geliyor? Bir Dertli Güzel'le beraberiz. Yeliz Şar, Tolga Güleş'le evlendi evlenmesini ama çift çalışmaktan birbirlerini göremiyor doğru dürüst. Evlilik telefonda çok iyi gidiyor. Show TV'nin sevilen dizisi Adımı Kalbine Yazdım'ın Halil Ağası Tolga Güleç, dizi için haftanın 6 günü Mardin'de. Hal böyle olunca hasret tavan. Öyle denk geldi. Telefon çalıyor. Ay diyorum, hani geri mi döneceksin acaba? Çünkü saat akşam 10'da arayıp sabah 6'da gelmeniz gerekiyor diyebiliyorlar. Bu arada Sarışın Ağa Halil'in kibar maçı olduğunu öğreniyoruz. Yılların Yeliz Şar'ını Yeliz Güleç yapmış beyefendi. Baskı var evde. Öyle mi? Aa tabii canım, hem de nasıl. Aa, ciddi misin? Değil mi? Yeliz Şar diyorum, ağzımdan kaçıyor bazen, Tolga yapıyor. Kim o? Aa diyorum, Yeliz Güleç. Bu kadar da değil. Yılların Fenerbahçelisi Yeliz artık Beşiktaşlı. Fenerbahçeliydim, beni Beşiktaşlı yaptı. Daha ne diyeyim yani, bunun her şeyi söylüyorum artık. Bebek'te bir restoranda Harun Tan ve oğlu takılıyor kameramıza. Ebru Şahlı'dan boşanan Harun Tan'ın oğluyla giderdiği hasreti asla gideremeyecek bir isme gidiyoruz şimdi de. Can Ateş. Meryem Uzerli'nin Türkiye'den kaçmasına neden olan adam bir kafede arkadaşlarıyla. Can Ateş'in Meryem Uzerli'den yakında bir kızı dünyaya gelecek. Ama ünlü iş adamının kızını karşısına alıp oturması zor görünüyor. Bu arada Can Ateş'in yeni bir sevgili bulduğunu hatırlatalım. Kuruyorum kaç gündür, kaç zamandır.
ve Faik Öztürk sonunda Nişantaşı'na da indi. Şimdi Safiye görecek, ne işin var Nişantaşı'da diyecek. Evet, Safiye Hanım'ı görmedik. Yani Nişantaşı'da da ilk defa indim, ilk defa da kameraya yakalanıyorum. Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı, komik adam Faik Öztürk sosyeteye karıştı. Ama fiyatlar da sosyetik olunca biraz başı ağrımış görünüyor. Ne pahalı lan bu kafeler. Çok pahalı. Bir çay içtim 10 lira. Eyvah. Hiç ağrısızı kalmıyor zaten. Şifalı burada çay kahve şifalı. İlk defa Nişantaşı'na geliyormuş Faik Öztürk. Buna inanalım mı bilemedik ama Nişantaşı'nın fiyatlarına takılmış fazlasıyla. Sayarken var ya için gidiyor zaten ha. Vallahi hiç şeyi yok yani. Kaç para hesap ödediniz? Ben halk lokantasına götürdüm. Orada 4'ü kuru fasulye yedi. Pilav, birer tane cacık. Kaç para geldi? 60 lira geldi. 60 lira iyi fiyat. Ama burada bir... Abi. Yok burada yanlışlıkla bir çorba içirseydik yandıydık. Bir çorba 60 liraydı. 600 liraya kalkardık ondan sonra. Bu arada Nişantaşı güzellerinin Faik Öztürk'e ilgisi yoğun. Aman Safiye görmesin Faik Bey. Bir ünlü çifte takılıyor kameramız. Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı çifti tura çıkmış soğuk havaya rağmen. Bugün boş günümüz, o yüzden biraz geziyoruz biz de. Yakın zamanda anne ve baba oldular. Oğullarına Can ismini verdi ünlü çift. Peki. O uyuyor, biz geziyoruz. Annesi oyuncu, babası oyuncu, hatta kirvesi Kıvanç Tatlıtuğ bile oyuncu. Can da oyuncu olur artık. Daha ama çok erken tabii onun için karar vermek ama... İnşallah ileride güzel bir hayatı olur. Anadolu yakasında oturuyor ünlü çift ve karşıya geçerken araçlarını değil vapuru tercih ediyorlar. Birazdan vapura binecek ve evlerinin yolunu tutacaklar. Daha kolay oluyor tabii. Karşıdan buraya gelip gitmek. O yüzden biz de onu tercih ediyoruz. İstanbul'da trafik eziyet. Hüsnü Şenlendirici Marmara'yı, Petek Dinçöz'de metroyu tercih ediyor zaman zaman. Onların tercihi de deniz yolu. En pratik yol deniz yolu. İstanbul kartlarını basıp vapura biniyor ünlü çift. Başlıyor romantik bir vapur sefası. Hey,